Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bu videomuzda sizler için mükemmel bir oyuncu faresiyle sizlerleyiz. Bu videomuzda Razer Viper V2 Pro modelini inceleyeceğiz. Razer'ın zaten oyuncu ekipmanı konusunda en başarılı markalardan biri olduğunu biliyoruz. Hatta e-spor turnuvalarında çoğu ekipmanın Razer sponsorluğunda olduğunu da görüyoruz. Özellikle klavye, mouse tarafında gayet başarılı modelleri mevcut. Bu modelde yine e-spor müsabakalarında kullanılabilecek profesyonellikte bir model olarak karşımıza çıkıyor. Razer Viper V2 modelinin ilk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimiz zaman bayağı hafif bir model bizleri karşılıyor. Onu bir belirteyim. 58 gramlık bir ağırlığı var. Hani yok gibi hissediyorsunuz. Zaten genellikle e-spor tarafında kullanılan, tam profesyonellerin kullandığı, örneğin LoL, Valorant, CSGO gibi oyunlarda kullanılan mouse'ların genellikle çok hafif olduğunu biliyoruz. Viper V2 Pro modeli de yine çok hafif bir model olarak karşımıza çıkıyor ki zaten eğer Valorant ve CSGO gibi FPS türü bir oyunu oynuyorsanız ve bu oyunu düşük hassasiyetle oynayan oyuncular için en azından kablo derdi olmuyor çünkü biliyorsunuz bütün masayı kullanıyorlar. Özellikle Valorant, CSGO tarafında düşük hassasiyet oynayanlar. O yüzden hafif bir mouse olması her zaman çok önemlidir ki zaten tam profesyonel bir mouse'dan bahsettiğimiz için Razer'ın hafiflik konusunda kusursuz bir deneyim yaşatacağını söyleyebiliriz. Tasarım ayrıntılarına devam ediyorum. Alt tarafında beyaz bantlar geliyor. Bu özellikle mousepad üzerinde kolayca kaymasını sağlayan bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki diğer mouse'larda bulunan bantlardan biraz daha farklı bir yapıya sahip. Ben genel olarak hem Razer'ın mousepad'inde hem de kendi mousepad'imde denedim. İki mousepad'de de rahat bir şekilde kayan bir bant yapısına sahip olduğunu sizlere belirteyim. Bununla beraber yine diğer Razer modellerinde görmeye alışık olduğumuz avuç içi tarafında bir Razer logosu bizleri karşılıyor. Genellikle Razer'ın oyuncu ekipmanında görmeye alışık olduğumuz buradaki RGB aydınlatmayı hatırlayacaksınızdır. Fakat Razer daha hafif bir model üretmek için burada RGB aydınlatma kullanmamış. Fakat ön tarafına baktığımızda yine diğer Razer modellerinde görmeye alışık olduğumuz bir yapı bizlere karşılıyor. Ama şunu da belirtelim. Oyuncu ekipmanında ışıklı bir ekipman görmeye alışmışlar. Razer her ne kadar ışık koymasa bile bu tamamen kullanıcının ihtiyacına göre değişir. Ki benim kendi setup'ımda bütün ekipmanlarım ışıklı. Mousepad'im bile ışıklı. Ama gelin görün ki eğer bu profesyonellikte bir mouse'a sahip olacaksam ışıklı olmasını takmazdım açıkçası. Tasarım ayrıntılarına devam ediyoruz. Yine mouse'larda görmeye alışık olduğumuz sol tarafta ileri ve geri olmak üzere iki buton bulunuyor. Sağ klik, sol klikimiz ve kolay kullanımı amaçlayan üzerinde noktalar olan bir scroll tuşumuz bulunuyor. Bununla beraber uç tarafında bir de Type-C girişi bulunuyor. Zaten az sonra bağlantılar tarafında bunun kullanılabilirlik tarafında ne kadar rahat olduğundan sizlere bahsedeceğim. Fakat Type-C girişinin şu anda detaylarda da görmüş olduğunuz üzere biraz daha girintili bir yapıya sahip olduğunu sizlere belirteyim. Bununla beraber genel değerlendirmelerimi sizlere söyleyeyim. Çok hafif ve çok şık bir mouse. Şu an detaylarda da görüyorsunuz elime rahatlıkla oturuyor ki büyük elde olsa küçük elde olsa rahatlıkla kullanılabilecek bir model olduğunu söyleyebilirim. Evet, tasarım ayrıntılarını inceledik. Şimdi geldik teknik özelliklere. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Razer Viper V2 Pro modeli 58 gramlık bir ağırlık ile geliyor. 30.000 DPI kadar arttırılabilir bir DPI değerinin olduğunu belirtelim. Hyperspeed kablosuz teknoloji sayesinde düşük gecikmeyi amaçladığını da belirtelim. 80 saat pil ömrü sunan modelin pil tarafında ise 200 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Bununla beraber Razer'ın 0.2 milisaniyelik bir gecikme vaat ettiğini de belirtelim. Şimdi gelelim Razer Viper V2 Pro modelinin kullanımına. Cihazı ilk olarak açmak için alt tarafında bulunan power butonunu uzun süre basarak açabiliyorsunuz. Bu power butonunun aynı zamanda bir DPI tuşu olduğunu belirtelim. Yani biz genellikle oyuncu mouse'larında DPI tuşunu üst tarafta görmeye alışkındık. Fakat e-spor müsabakalarında kullanılabilecek kadar profesyonel olan bir modelde power DPI tuşunun alt tarafa yerleştirilmesi iyi olmuş. Çünkü ben şu anda kendi mouse'umda yanlışlıkla DPI tuşuna tıklayabiliyorum. Hatta kullandığım mouse'un kendi yazılımında DPI tuşunu devre dışı bıraktım. Bunun gibi yanlışlıkların önüne geçmek için Razer'ın power ve DPI tuşunu alt tarafa konumlandırılması hoş olmuş. Power tuşunu açtığımızda buradan DPI'yi de kısa basarak ayarlayabiliyoruz. Zaten scroll tuşunun gerisinde çok ufak bulunan bir LED boşluğunda bazı renkler yanıyor. Bu renklerde de farklı DPI değerlerinin konumlandırıldığını belirtelim. Örneğin ilk
ilk olarak mouse'u açtığınız zaman 400 DPI'de geliyor. Fakat bir kere bastığınızda 800, bir kere daha bastığınızda 1200-1600 diye 30.000 DPI'ye kadar gidiyor. Ve bu DPI ayarlamanın 5 kademeden ibaret olduğunu belirtelim. Yani herhangi bir yazılım gerektirmeden 5 kademeye kadar DPI ayarlamak bu mouse'un alt tarafındaki bulunan DPI tuş sayesinde mümkün hale geliyor. Evet, mouse'umuzu açtık. Peki nasıl bağlayacağız? Bu da yanında gelen kablolar sayesinde oluyor. Zaten genellikle diğer kablosuz mouse'lardan da alışık olduğumuz üzere bir tane wireless portu geliyor. Ya da wireless adaptör de diyebilirsin. Hani size kalmış. Bunun içerisinde mouse'u otomatik olarak eşleştirme zaten sağlanıyor. Buna da tabii ki güç vermeniz gerekiyor. Bilgisayarınıza takarak, hani bu kadar zaten uzun kablo koymuşlar. Ki kablolu kullanımı da sağlanabiliyor bu kablo sayesinde. Bu dongle'da bir tarafı USB-A, bir tarafı USB-C olan kabloyu bilgisayarınıza ve bu dongle bağlayarak otomatik olarak mouse'unuza bağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber Razer Viper V2 Pro modeli için 80 saatlik pil ömrü vaat etmiş. Yani tam şarjda 80 saate kadar oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Eğer şarjınız bittiyse kablolu bir şekilde de kullanmak mümkün. Zaten kablosunun da yapısı bu yüzden çok hoşuma gidiyor. Çünkü ön tarafta scroll tarafının içine giren bir yapıya sahip. Yani kabloyu taktığınızda mouse'unuz sanki kabloluymuş gibi kullanmaya devam ediyorsunuz. Ekstradan bir kablo taktığınız için mouse'um ağırlaştı veya kullanma konusunda zorluk yaşıyorum, kablo takılıyor, aşağı yukarı kaçıyor gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Yani kablo tam içeri kadar girdiği için tabii ki mouse'unuz ağırlaşacaktır. Sonuçta bir kabloyu da kaldırıyorsunuz oyun oynarken veya mouse'unuzu kullanırken. Ama diğer kablosuz mouse'larda gördüğümüz kadar bir ağırlık söz konusu olmuyor. Bu durumun da yine avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak bir haftalık kullanım sonucunda size kullanıcı deneyimlerimi paylaşmam gerekirse ilk olarak beni en çok cezbeden kısmının hafiflik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Razer'ın daha önceden piyasaya sürdüğü Viper Ultimate modeli bildiğiniz üzere en hafif mouse'lardan biri olarak tanıtılıyordu. Ve Viper V2 Pro Viper Ultimate modelinden %22 daha hafif. Bu da demek oluyor ki şu anda piyasadaki en hafif oyuncu farelerinden birini elimde tutuyorum. Bu yüzden bir haftalık kullanım sürecinde hafifliğinin yarattığı avantajlardan çok da güzel faydalandım. Örneğin gündüz kurgumu da bu mouse'la yaptım. Yani yalnızca oyun için üretilmiş bir mouse olmadığını rahatlıkla belirtebilirim. Çünkü kurgu montaj ya da bilgisayardan yapılan diğer işlemler konusunda mouse'un kullanım konforu beni çok memnun etti. Oyun tarafına gelecek olursam zaten kendi bilgisayarımda kullandığım mouse kablolu bir mouse'u ve haliyle de ağır bir mouse'u. Bu yüzden pek de alışkın değildim açıkçası bu kadar hafif bir mouse'a. En başta birazcık alışma süreci oldu. Daha önceden hafif mouse kullandığım halde bu kadar hafifini kullanmadığım için garipsemiştim. Bir iki günden sonra kolaylıkla alışabildiğiniz bir yapıya sahip olduğunu belirtelim. Avantajlarından bahsettik, sunduklarından bahsettik. Olumsuz hiçbir yönüyle karşılaşmadık. Peki bu kadar kusursuz bir mouse'un bizlere sunduğu fiyat nedir? Şu anda farklı sitelere bağlı olarak 2700-3000 TL arasında bir fiyat etiketi bizleri karşılıyor. Tabii ki farklı renk seçeneklerine göre fiyatı da değişiyor. Hatta ağırlığı bile değişiyor arkadaşlar. Yani bu modelin siyahı 58 gramlık bir ağırlığa sahipken beyazı 59 gram. Bunun da tabii ki mantığını çözemedim. Ama teknik özelliklerinde özellikle Razer'ın sitesinde 58 gram siyahı 59 gram beyazı olarak yazıyor. Fiyat tarafına gelecek olursak 2700-3000 TL'lik bir fiyat etiketi kablosuz mouse'a verilir mi? O zaman şöyle özetleyebiliriz. Eğer bir oyun oynuyorsanız ve bu oyunda profesyonelleşmek istiyorsanız, bu konuda sizler ekipman almak istiyorsanız, iyi bir monitör aldıysanız ama mouse'unuzun da tam profesyonel olmasını istiyorsanız, örneğin Valorant oynuyorsunuzdur, kendinize bir katılacak e-spor takım bakıyorsunuzdur ya da bir yerden teklif bekliyorsunuzdur veya yakında e-sporcu olmak istiyorsunuzdur, bunun için kendinizi geliştirmeniz lazımdır. Bunun için tam profesyonel ekipmanlara geçmeniz gerekiyor. Yani 150-200 liralık mouse ve klavyeyle kimse oyuncu olamaz, kimse e-sporcu olamaz. Tabii ki piyasa da örnekleri vardır. Ama eğer tam profesyonel olmak istiyorsanız bir yerden başlamak gerekiyor. Ülkemizde her şeyin her geçen gün fiyatının arttığını biliyoruz. Eğer bu mouse'u ya da bunun gibi yüksek bir fiyata sahip olan mouse'u bugün almazsanız bir sene sonra iki katı fiyatıyla karşılaşacaksınız. Profesyonelleşmek için bir adımınız varsa o adımı en kısa sürede atmanızı öneriyorum. Eğer bu model bazında bir değerlendirme yapacak olursam zaten piyasadaki tam profesyonel olarak tabir edebileceğimiz mouse'ların yine benzer fiyat etiketine sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hali hazırda piyasa buyken Razer'ın da sunduğu fiyat yine rakipleriyle kafa kafaya. Ama Razer'ın tabii ki de sunduğu artıları var. 0.2 milisaniye gecikme zaten mouse'un tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden biri olabilir. Bunun yanında tabii hafifliği ve ergonomik tasarımı da eklenince bu sefer rakiplerinden bir adım daha önde bir model olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduğunu görüyoruz. Evet, bu videomuzda sizler için Razer Viper V2 Pro modelini inceledik. Genel olarak piyasadaki rakipleriyle kafa kafaya olsa da kablosuz mouse denince aklınıza gelen fiyat etiketlerinden yüksek bir fiyata sahip. Fakat yine de tercih edilebilecek
yüksek bir model olduğunu söyleyebiliriz ki eğer bütçeniz varsa, ben kendi açımdan değerlendireyim. Eğer ki e-spor gibi bir amacım varsa, profesyonelleşme tarafında adımlar atacaksam, bu mouse'u en azından bir teknoloji mağazasında deneyimlemek isterim. Bir elime alıp denemek isterim. Siz de eğer benzer fiyatlarda bir kablosuz mouse arıyorsanız listenize bu modeli de ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde yeni ekipman incelemeleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.